Peki peki. Tamam. Oldu. Görüşürüz. Yok, Yaman'ı bulamıyorum. Bulabileceği her yere baktık diyor. Çeki almam geçen ortaya çıkmıyor şu eşek. Belki İstanbul'a dönüşüyor. Bunu ancak Bahar'la görüşmüşse yapar. Yoksa otel yanacak korkusuyla buralardan ayrılmaz. Bahar'ın bu yüzden gittiğini öğrenmişse zevkten geberiyordur şimdi. Keşke yaksa diye adaklara döndürmüştü. Abi. Tamam, bir şey söyleme, biliyorum. Bir alt ettik işte. İyi olur. Yasemin, bizim çiftlik evi bitti. Haftaya Bahar yengeyi de alın, pazar günü gelin. Bizim hanım da çok memnun olur. Tanışsınlar. Bu takım hanımları da alıp toplanalım, ha ne dersin? İyi olur, toplanalım ya. Senin hanım ne der bu işe? Ne diyecek ya? Alır getiririz. Sen mi oğlum? Seymen ağa gidilecekten değil mi gidilecek? Biz de öyle. Hadi bakalım şerif. Hamzaoğlu Ali geldi ağam. Bu tarafa bakıyor. Şu etleri söyleyin hadi. Geliyorum. Nasılsın Seymen? İyi, sağ ol. Hayrola? Telefonda konuşmak istemedim. Burada olduğunu duyunca kendim geldim. Gel şöyle yürüyelim. Haber geldi. Öbür gün değil, daha ertesi sabah 17'sinde buluşuyoruz. Nerede? Mardin. Musaybin. Sabah erkenden sınırdan geçecekler. Uygun bir köy var orada. Sabah saat 7'de orada oturulacak, konuşulacak. Ne oldu, işin mi var? Yok, tamam. Nasıl yapalım? Kısmetse bir gün önceden gidilir. Mardin'de benim ahbapların kervansarayı var. Akşam bir yemek yenir, gece orada kalınır. Sabah gidilir, görüşülür. Tamam. Yarın akşam gidiş programını netleştiririz. Herkes kendi yoluyla gitsin. Otelde buluşuruz. Daha iyi öyle. Tamam. Kim bu ya bu saatte? Yengem. Söyle ona son pişmanlık fayda etmez. Son pişmanlık. Alo. Ne yarar? Duygu sen misin? Şey... Ben de Bahar sanmıştım. Nasılsın? Niye bu saate kadar aramadın? Öldüm meraktan ya. Adama bak ya. Kadını zorla taburede oturtturuyor. Kadının kuku çıkmıyor. Kölelik bu resmen. Bana köle olan adammış gibi geldi. Size öyle gelmesi çok normal. Çünkü siz erkekler dünyanın her yerinde bu baskıcı tutumu en normal şeymiş gibi sergileyebiliyorsunuz. Burada baskıcı bir tavır görmüyorum. Bir erkeğin sevdiği kadını kaybetmemek için umutsuzca çabasını görüyorum. Tabii adamları kızdırmayalım. Aman onları sinirlendirmeyelim. Aman onlarla iyi geçinelim. Aman onların suyuna gidelim. Öyleyse ki bu vakada öyle bir şey yok. Bu iki insan birbirini kaybetmemeye çalışıyor. Ha. Bunu görmemek için dünyaya çok öfkeli bakıyor olmak lazım. Kim bilir? Belki de yalnız olmak. Bir dakika, ben size bir şey sorabilir miyim? Neden kadınlardan hoşlanmadığınız bir şey duyduğunuz zaman hemen konuyu başka taraflara çekiyorsunuz? Ben de bir şey merak ediyorum. Et. Neden bir kadının yalnız olduğu ima edildiğinde kadın çok kızar? Bir kere kadınların yalnız olduklarının ima edilmesi onları sinirlendirmiyor. Ay söyle, ne var? Ne? Adam Türk mü? Aa.
durum berbatmış abi. 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 Ne? Durum diyorum berbatmış. Duygu Bahar çok kötü. Hali beni korkutuyor diyor. Hadi yatalım istersen abi. Sen de iyi değilsin. Gelen fidiş içelim mi? Hayır, gelen fidiş, giden fidiş falan yok. Yeteri kadar içtik. Hadi bakalım. Hadi kalk. Karışma bana, ben iyiyim. Bak, senden kuvvetliyim biliyorsun. Boşuna uğraşma, kalk. Ben yatmıyorum. Sabaha kadar gelen fidiş içiyorum. Hayır, yatıp sızıyorsun. Gel buraya. Bırak lan, bıraksana oğlum. Bak, sarhoş olmasan ben sana gösterirdim. Bağırma, Sümbül Sultan canımızı okuyacak şimdi. Bıraksana lan! Ben senin abinim. Seni yarın sabah dövmeyen... Ne oluyor orada? Ay, iyi geceler anne. Hadi abi. Ay, pardon abi, elimden kaydım. Ne bu haliniz? Çabuk yatağa. Delirdiniz galiba. Eve sarhoş gelip mahalleyi ayağa kaldıracak yaşınız çoktan geçmedi mi sizin? Çabuk yataklarınıza, çabuk!